Teknokta.com kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz havalimanlarına inşa edilen hastaneler, kaybedilen pistler ve havacılığın sağlık alanında kullanımı. Şu an havacılık çevresinde en çok tartışılan konuların başında Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastane geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle hastanelerin kapasiteleri neredeyse dolmak üzere ve bu konuda ek çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Önce Atatürk Havalimanı'nın Flora tarafında yer alan Fly'in alışveriş merkezinin yanında bulunan, eskiden de Bakırköy Spor Kulübü tarafından antrenman sahası olarak kullanılan arazide bir hastane yapımı için hafriyat çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 2 gün süren bu çalışmanın hemen arkasından enteresan bir gelişme yaşandı. Atatürk Havalimanı'nın çitleri açıldı ve bu bölgede halen kullanılmayan 2 pist, 1735 sağ ve sol pistin ortasına bir hastane inşaatı başladı. İçeri yüzlerce hafriyat kamyonu girdi, o pist ezildi, daha sonra kazıldı ve şu an bu pistlerin üzerine temel atılıyor. İstanbul Havalimanı'nın geçen yıl 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle hizmete girmesinin ardından İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'nın hava trafiğinin kesiştiği ortaya konmuş ve Atatürk Havalimanı'nın bu dediğim iki pisti, ikisi de 3000'er metre uzunluğunda, kuzey-güney istikametlerinde yer alıyor, enleri de 45 metre. İki pist kullanıma kapatılmıştı. İlerleyen günlerde bu pistlerin üzerine çarpı işareti konulmuştu ve Atatürk Havalimanı sadece 0523 pistiyle hizmet vermeye başlamıştı. Şimdi bu haberleri son günlerde gündeme getirdik. Tolgozbek.com sitesinde de bunlarla ilgili haberler yaptık. Ama bazı itirazlar geldi. Dediler ki işte bir salgın var, insanların hayatından pistler daha mı önemli? Tabii ki insan hayatı öncelikli ama akıllara da şu soru geliyor. Atatürk Havalimanı'nda örneğin kapalı bir otopark, halen kullanılmayan iç hat ve dış hat terminalleri ki bu terminallerin her türlü altyapısı var. Elektriği, suyu, özel kapıları, yürüyen merdivenleri, asansörleri. Tabii bir yılda ne yapıldı buraya bilmiyoruz. Bunu da parantez içerisine belirteyim. Ama tahminimce bir yılda da bir zarar görmez oralar. Bu yerler dururken arazi olarak baktığınız zaman askeri alan, askeri alanda inşa edilmiş yeni bir apron, hava müzesinin biraz daha üst tarafı, eski lojman bölgeleri gibi alanlar bulunurken buraya pistin tam ortasına hem de pistler yok edilerek oluşturulan, dökülen beton ve yapılan hastane gerçekten soru işareti. Bir de diyeceksiniz ki bu pistler kullanılmıyor. Tamam da aktif olarak kullanılan şu an bir sürü kargo uçağının inip kalktığı her gün sağlık malzemesi getirdiği, aynı zamanda özel uçaklar içinde kullanılan 0523 pist başının da hemen 05 başında bu hastane. Yani insanların huzurla sağlıklarına kavuşmayı bekledikleri yeri bir pistin dibinde. Ne kadar bir ses izolasyonu olur? Yanınızdan bir Boeing 747 geçerken, kalkarken, bir 777, bir Airbus A330 inerken, kalkarken nasıl bir gürültü olur? Bunları hani biz havacılık meraklısı olarak uçak gürültüsünü çok seviyoruz ama hastaların çok sevecek mi bilemiyorum bunu. Pistin önemini şu şekilde belirtmek istiyorum. İstanbul gerçekten son yıllardaki gelişmelerle, yapılan yatırımlarla, havalimanları yatırımlarıyla, büyüyen hava yollarımızla başka Türk hava yolları olmak üzere çok ciddi bir aktarma noktası. Atatürk Havalimanı yetmediği için yerine İstanbul'un kuzeyinde İstanbul Havalimanı inşa edildi. Ve burada yıllık yaklaşık 120 milyon yolculuk bir kapasite var. İstanbul Havalimanı iki pistiyle devreye girdi. Önümüzdeki Haziran ayında çalışmalar tamamlandıktan sonra üçüncü pistte çalışmaya başlayacak. Tabii ki çok önemli bir altyapı, çok ciddi milyar dolarlık yatırımlar var burada. Yatırımlar var ama İstanbul çok büyük bir şehir. Yarın öbür gün ki bu yıl bunu sık sık yaşadık, bazı meteorolojik gelişmeler olduğu zaman, rüzgar limitleri aştığı zaman veya kapadığı zaman kuzeydeki meydan, uçaklar nereye gidecek? İşte bunların alternatiflerinden biri Atatürk Havalimanı. Keza Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı. Tabii Sabiha Gökçen'in de bir taraftan bitmeyen bir ikinci pisti var.
Bu pist de umarız en kısa zamanda biter, buraların toparlanmasını sağlar. Düşünün, Türk Hava Yolları'nın 350'nin üzerinde uçağı var. Havalimanında Allah korusun bir kaza olduğu zaman, herhangi bir meteorolojik sorunlar yaşandığı zaman bu uçaklar nereye gidecek? Bunlardan birinin altyapısı Atatürk Havalimanı'nda. Ve şu an inşa edilen hastaneyle iki önemli pist kapatılmış oluyor. Yani bir taraftan atar damarını kesiyorsunuz bir havalimanı. Bunlar gerçekten nasıl bir karar alındı, ne yapıldı, ne edildi? Bunların keşke havacılık açısından bir tekrar bu gözden geçirilse diye aklımızdan geçiyor. Atatürk Havalimanı'nda aynı zamanda Sefaköy tarafına doğru genel havacılık hangarları var. Peki bu hangarlar uçaklar inip kalkmak için nasıl taksi yapacak? Bayağı ciddi bir yol kat edecekler. 0523 pistine gelip buradan kalkışlarını yapacaklar. Şimdi Atatürk Havalimanı'nın dönüştürülmesi için bazı çalışmalar yapılmıştı. Millet Bahçesi bir kısmı yapılacaktı. Şimdi tekrar buradaki hangarların sahiplerine çıkın burayı boşaltın, yeni hangar yapın demeniz lazım. Bundan yaklaşık 20 yıl önce bu Batı 4 olarak adlandırılan bu apron tam şu an Türk Hava Yolları'nın eğitim tesislerinin hemen arkasındaydı. Atatürk Havalimanı'na 3. pist yapılacağı için bu hangarlar yıkıldı ve yeni yer gösterildi Sefaköy'de. Şimdi deniyor ki tekrar kalkın bunları yıkın, askeri bölgede size bir yer göstereceğiz. Gerçekten plansızlık diyelim. Bu plansızlık herkesin cebine etki ediyor. Yani sonuçta burada çok büyük holdinglerin hangarları var. Bunlar birkaç milyon dolar daha herkes yatıracak, cebinden parayı verecek ve oraya yeni hangarlar yapacaklar. Yapacaklar ama bunların giderini hepimiz ne yazık ki ödemek zorunda kalacağız. Gelelim Samandıra meydanına. Samandıra şu an İstanbul'un ilçelerinden Sancaktepe tarafında yer alan Kara Havacılık Birliği, 1. Ordu'ya bağlı Kara Havacılık Alayı tarafından kullanılan bir meydan. Burası 2 adet zamanında çapraz pist inşa edilmiş. Bundan yıllar önce o bölge gerçekten boş bir alanmış. Ancak sonrasında, son 20-30 yıl içerisinde yoğun bir yapılaşmaya sahne oldu burası. Önce o bölgede Samandıra Havaalanı'nda İstanbul Havacılık Kulübü'nün de sivil uçuşları vardı. Onlar Sabiha Gökçen'e geçiş yapmak zorunda kaldılar ve bölge tamamen Kara Havacılık Birliği tarafından kullanılıyordu. Hatta biraz daha yakın geçmişe gittiğimiz zaman 2013 yılında Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bir protokol yapmış ve bu alanın bir kısmına bölge hastanesinin kurulması için tahsis edilmesine karar verilmişti. Hatırlayacaksınız bu meydandan kalkan iki UH-1 helikopteri arka arkaya kaza yapmıştı İstanbul'da. Ve tekrar Samandıra meydanı gündeme gelmişti. Hatta Samandıra'daki askeri birliğin Çorlu'daki Kara Havacılık Birliği'nin yanına taşınması planlanmıştı. Ama şu ana kadar henüz gerçekleşmiş bir durum yok. Bu sağlık problemiyle, koronavirüs salgınıyla birlikte bu bölgede 2013 yılında planlanan hastane için tekrar düğmeye basıldı. Şimdi iki meydan, birisi Atatürk, diğeri askeri amaçlı kullanılan Samandıra. Eğer bir pistin etrafındaki yapılaşmayı kontrol edemezseniz, yani binalar pistlerden kalkan inen uçaklara mani oluşturmaya başladığı zaman o meydanların hiçbir anlamı kalmıyor. Ve dışarıdan da bakıldığı zaman hava meydanları aslında bomboş dümdüz arazi, işte buraya ne güzel alışveriş merkezi yapılır, binalar yapılır gibi bir yaklaşımla Türkiye'de kurban edilmeye başlanıyor. Ne yapıyorsunuz? O alanı kurban ediyorsunuz. İşte Atatürk Havalimanı'nın iki pisti gidiyor. Samandıra Meydanı gidiyor. Bunlara yeni yer aramak zorundasınız. Buraya ihtiyacınız olduğu zaman, örneğin Allah korusun İstanbul'da bir deprem yaşandığı zaman Atatürk Havalimanı'na inecek yardım uçakları, İstanbul Havalimanı'na inecek. Belki binlerce insanı bir şekilde toplanma alanı olarak Atatürk Havalimanı'nı göstereceksiniz. Samandıra Askeri Meydanı'nı göstereceksiniz. İşte buraları kaybetmeye başladığınız zaman buralara alan gösteremiyorsunuz. Videonun başında da belirttiğim gibi bir hastaneye daha ne yazık ki kurban edilmiş bir meydanımız da var. O da Samsun'daki eski havaalanı. Samsun neredeyse bir tarafı denize açık, üç tarafı dağlarla çevrili bir ilimiz, güzel bir ilimiz. Karadeniz'in, Orta Karadeniz'in gerçekten en önemli yerleşim noktalarından bir tanesi. 1950'lerin sonunda inşa edilen meydan dağlık alanda tepelerin üzerinde bulunuyordu.
ve arazi olmadığı için bu meydan pisti kısaydı. Sadece pervaneli bölgesel uçaklar veya hatırlayacaksınız Türk Hava Yolları'nın bir dönem filosunda kullanılan RJ tipi bölgesel uçaklar buraya uçabiliyordu. Hatta hem 1970 hem 1998'de de iki kaza meydana gelmişti bu pistte. Yeni meydan yapılınca Çarşamba tarafına 1994'te temel atıp 98'de bitmişti. Eski meydan hemen TOKİ'ye devredildi. TOKİ de buraya Samsun Araştırma Hastanesi ile birlikte çeşitli binalar dikti ve ne yazık ki bir meydan kaybedildi. Atatürk, Samandıra ve Samsun. Bir şehrin içerisindeki meydanı kaybetmek gerçekten çok riskli. Burası bölgesel uçuşlar için kullanılabilir, sportif havacılık, uçuş eğitimleri için kullanılabilir. Acil durumda ambulans uçaklar, yardım uçakları inip kalkacak ve burayı kaybediyorsunuz. Ve ne oldu? Bundan birkaç yıl önce Samsun Çarşamba Havalimanı, ki tabii ki sulak alan üzerine bir göllerin olduğu alan kurutularak yapılmıştır, pistte çökmeler yaşandı. Ve tam yazın en trafiğin yoğun olduğu dönemde Samsun Havalimanı, Çarşamba Havalimanı 90 günlüğüne kapatıldı. Ve orada Samsunluların aklına eski meydan geldi. O meydan faal olarak tutulabilseydi Samsun'a bölgesel uçakların inip kalkmasıyla havayolu bağlantısı devam edecekti. İşte ne yazık ki bazen aklımıza gelince bunları düşünebiliyoruz ve bu düşünceler meydanları yok ettiğimiz için keşkelerle devam ediyor. Niye? Çünkü genel bir plansızlık hakim oluyor bu işlere. Örnekleri hastane değil de başka konularda meydanların nasıl kaybedildiğiyle ilgili Türkiye'de ne yazık ki arttırabiliriz. Bu nedenle havalimanı etrafındaki arazilerin çok iyi korunması gerekiyor. Yurt dışında en ucuz arsalar havalimanı etrafındadır. Çünkü yarın öbür gün belediye, havalimanı otoritesi veya işletmeci, kurum, kuruluş size buradan çıkın, buraya yeni bir pist yapılıyor denebilir. Bu nedenden dolayı gürültülü de olduğu için bu alanların fiyatları düşüktür. Türkiye'de ise tam tersidir. Bir bakın, gerçekten havalimanlarının etrafında iyi semtler vardır. Emlak fiyatları yüksektir ve oradaki müteahhitlerin gözü hep bu meydanlardadır. Burayı bir kapatsak, binaları diksek ama o binaları diktiğiniz zaman, o meydan gittiği zaman oranın emlaksal açıdan hiçbir değeri kalmıyor. Tabii bunu unutuyoruz. Yarın bu tehlike İstanbul Havalimanı'na da etki edebilir. Bu nedenle İstanbul Havalimanı'nın etrafındaki planlamanın da çok iyi yapılması gerekiyor. Umarız gelecekte tekrar İstanbul Havalimanı'nı da kaybettik, nereye yeni bir havalimanı yapacağız sorularıyla karşılaşmayız. Videonun başında belirttiğim gibi havacılık ve sağlık nasıl birlikte işliyor, biraz da bunu anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde enteresan bir yaklaşım ortaya atıldı. Biliyorsunuz çok sayıda yolcu uçağı yere indi, sefer yapmıyor ve bunlar arasında biraz operasyon maliyetleri yüksek olan uçaklar da var. İşte geçtiğimiz günlerde de videosunu yaptık. Örneğin Airbus A380 yolcu uçağı, bunlar yere indi. Şimdi bu uçaklar beklerken yerdeki en az birkaç yıl bekleyecek. Belki birkaç yıl sonrasında bu uçaklar hizmete de alınmayacak. Bu uçaklar hastane haline getirilebilir mi sorusu ortaya atıldı. Çeşitli mühendislik çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda yerde bekleyen uçaklara elektrik, oksijen bağlantısı gibi sistemlerin devreye sokularak bu uçakların birer hastane haline, birer izolasyon, yani hastalığını atlatmayacak karantina kontrol bölgeleri haline getirilmesi gündemde. Bunlarla da ilgili mühendislik çalışmaları devam ediliyor. Aynı zamanda yolcu uçaklarının koltukları sökülerek hızlı bir şekilde uçan hastane haline getirilmesi için de çalışmalar var. Koltuklar bir ray üzerine oturuyor. Bu koltuklar sökülüyor ve koltukların yerine çeşitli tıbbi ekipmanlar, yatak haline getirilmiş, hasta yatağı haline getirilmiş, uçakta kullanılabilecek türden tasarımlar bu uçaklar içinde yer almaya başlıyor. Her gün saat 19'da yayınladığımız havacılık videoları koronavirüs döneminde devam ediyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı bize yorum olarak yazın. Yapacağınız beğeniler videolarımızın aramada daha yukarıda yer almasını sağlayacaktır. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Bizlere info@tolgozbek.com adresinden de mail atabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.